Bizi şok etmesi için bir yaratığın illa uzaylı olması gerekmiyor. Aslına bakarsanız bu hayvanlarda bunun kanıtı. İster dev bir balık, ister minik bir canavar olsun. Bu yaratıklar tüyler ürpertici özellikleriyle sizi şok edecek. Hadi başlayalım. Canavar keşiş balığı. Londra'daki bu Thames nehrinde kabuslarınıza girebilecek yaratıklar saklanıyor. Listemize bunlardan biriyle başlayalım. 1953 yılında Conway Adası'nda meydana gelen bir sel, nehir kıyısında garip bir canavarın ortaya çıkmasına neden oldu. Şişkin gözleri, kırmızımsı derisi ve bacak benzeri çıkıntıları vardı. Suda yaşayan bu yaratık dik yürüyebiliyordu. Bu yüzden hayvan bilimcileri bile şaşkına çevirdi. Yetkililer daha fazla araştırma yapmak yerine yaratığı alelacele incelemek için götürdü. Bu da insanlarda doğal olarak bir merak uyandırdı. Bir yıl sonra öncekinin neredeyse iki katı büyüklüğünde bir yaratık adada kıyıya vurdu. Ve yeni komplo teorileri doğdu. Başarısız bir deney hükümet tarafından gizleniyor muydu? Öyle olmayabilir. İlk yaratık muhtemelen ürkütücü görünümüyle tanınan ama kesinlikle uzaylı olmayan bir keşiş balığıydı. Keşiş balıklarının boyu bazen 1,5 metreyi bulabilir. Bu da daha büyük olan ikinci canavarı açıklıyor. Bacak benzeri çıkıntılar medyanın abartması olabilir. Çünkü keşiş balıklarının aslında belirgin yüzgeçleri vardır. Bu nehir canavarları sizi de korkutuyor mu? Onlara yaklaşmaya cesaret eder miydiniz? Dev anakonda. Vücudunuz 9 metrelik dev bir yeşil anakonda ile sarılıyken suya batmak. Bunun ne kadar korkunç olacağını hayal edin. Güney Amerika nehirlerinde bulunan bu devasa yılanlar bir insanı rahatça ezebilir. Bu yüzden onlardan uzak durmak en iyisidir. Anakonda zamanının çoğunu su altında geçirse de aslında su altında nefes alamaz. Bu nedenle başını yukarı kaldırıp burun deliklerini ve gözlerini üstte tutmak zorundadır. Böylece suda kalıp dışarıda bakabilir. Bu devlerin yaklaşık 250 kilogram ağırlığında ve 30 santim kalınlığında olduğu göz önüne alındığında suyun altındaki vücudu epey cüsselidir. 2016 yılında Brezilyalı balıkçılar Amazon nehrinde bu devasa yılanlardan biriyle karşılaştı. Yaşadıkları korkuyu tahmin edebilirsiniz ama filmlerdeki her şeye inanmayın. Çünkü anakondaların insan yediğine dair bir kanıt yok. Ağızları geniş olsa da büyük yemeklerin peşinden gitmek onlar için risklidir. Bu nedenle muhtemelen akşam yemeğinde insan tercih etmezler. Terminator timsah. Afrika'nın kuzeydoğusundaki Nil Nehri'nde bulunan timsahlar en büyük korku kaynağıdır. Bu büyük yırtıcılar gelmiş geçmiş en güçlü ısırığa sahiptir. 2 tonluk ezme güçleri neredeyse 2 arabanın ağırlığına eşittir. Hepsi bu kadar da değil. 4.3 metre uzunlukları ve 900 kiloluk ağırlıklarıyla herhangi bir avı suya batırma gücüne sahiptirler. Evet, herhangi bir avı. Zebralar, su aygırları, hatta diğer timsahlar. Tabii ki insanlar da onların favorisi. Gustav isimli timsahsa bizi diğer tüm yiyeceklere tercih eder. Eğer bu tehlikeli yaratıklarla karşılaşırsanız tek kaçış yolu çenelerini kapalı tutmaktır. Goliath kaplan balığı. Sizleri Afrika'nın Kongo Nehri havuzunda yaşayan Goliath kaplan balığıyla tanıştırayım. Adı İncil'deki devlerden esinlenilen bu balıklar oldukça büyük olabilirler. Şimdiye kadar kaydedilen en büyüğü neredeyse 1,5 metre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığında olan bu balıkların her biri yaklaşık 2.5 santimetre uzunluğunda 32 keskin dişi vardır. Oldukça dişli bir ekipler yani. İnternetteki çılgın resimlerle uyuşmasalar da gerçek Goliath kaplan balıklarının ısırığı da çok kuvvetlidir. Avını ikiye bölebilir ve hatta sert bir timsah derisini bile delebilir. Korkunç ötesi. Dahası bu balıklar çiğnemekle uğraşmazlar. Yiyecekleri parça parça yutarlar. Kırmızı dudaklı yarasa balığı. Hiç balıkların moda anlayışı olacağını düşünür müydünüz? Sadece Galapagos'ta bulunan kırmızı dudaklı yarasa balığının var. Tabii bu yarasa balığı sadece dış görünüşten ibaret değil. Ciddi becerilere de sahip. Mesela deniz tabanında yürüyebilir. Evet, yüzgeçleri o kadar özel tasarlanmış ki okyanus tabanında durabiliyor ve ister inanın ister inanmayın etrafta dolaşarak caka satıyor. Yüzgeci balık dünyasında bir başka eşsiz balık olan fener balığının fenerini andırıyor. 100 metre derinlikte yaşayan bu balıkla yakından karşılaşmak nadir görülen bir durumdur. Bu yüzden su altı modasına uzaktan hayran kalmakla yetineceğiz. Ölümcül su aygırı. Vahşi doğada aklınıza gelebilecek en korkunç hayvan hangisidir? Aslan mı? Tekrar düşünün çünkü her yıl 500'den fazla insan su aygırıları yüzünden ölüyor. İnanılmaz değil mi?
Teknik olarak kara memelisi olmalarına rağmen su aygırları Afrika'daki nehirlerde bulunur ve inanılmaz derecede saldırgandırlar. Bölgelerine çok yaklaşan teknelere saldırmalarıyla bilinirler. 2014 yılında Nijer'de bir su aygırı bir tekneyi devirerek ölümcül bir kazaya neden olmuştu. Bu nehir canavarlarının ağırlığı neredeyse 1,5 tona kadar çıkmaktadır. Yani bir attan yaklaşık 3 kat daha ağırlar. Şaşırtıcı bir şekilde ağırlıklarına rağmen bir insandan neredeyse 3 kat daha hızlı olabilir. Saatte 30 kilometre hızla ilerleyebilirler. Hatta dev köpek dişleri vardır. Bunları diğer su aygırları ve tehdit olarak algıladıkları insanlar üzerinde hakimiyet kurmak için kullanırlar. Size eğlenceli bir bilgi vereyim. Eğer bir su aygırı esnerse uyumaya hazırlanmıyordur. Kavgaya hazırlanıyordur. Sugul yabanileri. Bu balıklar oldukça tuhaf bir şekilde yaşlanırlar. Kelimenin tam anlamıyla canlı canlı çürürler. Bu da onlara hortlak gibi bir görünüm verir. Peki bu tuhaf sürecin ardındaki bilimsel hikaye nedir? Pasifik somonları yaşamlarına tatlı su nehirlerinde başlar ve daha sonra denize taşınırlar, ancak yaşam yolculuklarının sonuna yaklaştıklarında yumurtlamak için tatlı suya geri yüzerler. Bu yüzüş o kadar zorludur ki somonlar yol boyunca yemek yemeyi unutarak tüm enerjilerini tüketirler. Yolculuklarını tamamladıklarında ise enerjileri tükenmiştir. Bağışıklık sistemleri zayıftır. Bu da onları bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı savunmasız hale getirir. Açlık ve bitkinlik nedeniyle çürümeye, et parçalarının düşmesine ve hatta gözlerinin parçalanmasına neden olur. Bunların hepsi olurken hala canlı sayılırlar. Aslında bu süreç hayati bir amaca hizmet eder. Yetişkin somonlar çürüdüğünde nehir ekosistemindeki yüzden fazla farklı tür için çok önemli bir besin kaynağı haline gelirler. Bu türlerden bazıları da yeni yumurtlayan somonların besini haline gelir. Bu bir döngüdür. İyi beslenenlerin bu eşsiz yaşlanma süreci başlamadan önce daha çok çoğalma şansı olur. Pirana balığı. Sadece bir damla kanla heyecanlanabilen piranalar hakkında hikayelerin anlatıldığı Güney Amerika'nın gizemli nehirlerine gidelim şimdi de. Hollywood sayesinde piranalar oldukça korkutucu bir üne sahip. Kana olan düşkünlükleri abartılsa da onları hafife almayın. Sıra sıra dizilmiş jilet gibi keskin dişleri neredeyse her şeyi parçalamaya hazırdır. Ve çene kasları tüm balıklar arasında en güçlüsüdür. Piranalar seçici yiyiciler değildir. Neredeyse her şeyi yalayıp yutarlar. İnsanlar her zamanki tercihleri olmasa da kendilerini tehdit altında hissederlerse veya gerçekten açlarsa bir ısırık almaktan çekinmezler. 2022'de sebepsiz pirana saldırılarında ani bir artış oldu ve Paraguay'da 4 ölüm ve 20 yaralanma vakası yaşandı. Suikastçı yamyam. Şimdi de Paku, diğer adıyla vampir balığıyla tanıştırayım sizi. Bu balıklar piranaları kahvaltı niyetine yer. Onlar da tıpkı piranalar gibi Güney Amerika'nın tropik sularında gizlenirler. Avlanma tarzları tam bir şovdur. Balık sürülerine dalarak kaos yaratır ve hızlı bir atıştırmalık kapmak için 12 santim kadar uzanabilen uzun dişlerini kullanırlar. Hatta bu etkileyici dişlerini üst çenelerindeki özel bir burun boşluğuna geri çekebilirler. Evet, gerçekten vücutlarına yerleşik bir diş kılıfları var. Diş kılıfı aktif olarak avlanmadığı veya beslenmediği zamanlarda uzun dişlerini geri çekebildiği üst çenesindeki bir boşluk veya yapıdır. Bu adaptasyon balığın etkileyici dişlerini kontrol etmesini ve korumasını sağlar. Bu balıklar aynı zamanda birer zorbadır. Kendilerinden büyük balıkları bile korkutup en iyi avlanma noktalarını alırlar. Öyle aksidirler ki birbirlerini bile yiyebilirler. Neyse ki biz onların bu iştahına konu değiliz. İnsanlara yaşattıkları tek sıkıntı bazen yanlışlıkla dişlerinin balıkçılara takılması. Yayın balığı. Nisan 1998'de Dil Bahadur adlı 17 yaşındaki bir genç Hindistanlı Kali Nehri'nde yüzerken kayboldu. Sonraki yıllarda iki kişi daha aynı gizemli akıbete uğradı ve bu olayların çamur rengi bir su domuzu, hatta bir şeytanın başının altından çıktığı söylentileri yayıldı. Buna dair hiçbir kalıntı bulunamadı. Ancak sonradan gerçek ortaya çıktı. Dev bir şeytan yayın balığı. Daha spesifik olmak gerekirse büyük, açgözlü bir Hint tatlı su yayın balığıydı. Neredeyse 2.1 metreye ulaşan bu devasa yaratıkların nehre atılan leşlerle beslendiğinden şüpheleniliyor. Eğer bu yayın balığı sizi korkuttuysa bir de bayağı yayın balığına bakın. Avrupa'nın en büyük tatlı su balığı olan bu balıklar 3 metreye kadar büyüyebiliyor.
ve 200 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. Genellikle küçük deniz canlılarını yerler ama en büyüklerinin kaplumbağaları ve hatta yetişkin bir insanı yuttuğu bilinmektedir. Daha küçük olan elektrikli yayın balığını da hafife almamak gerekir. Sizi yutmaz ama derisinden 400 volta varan bir elektrik şokuyla çarpabilir. Kaşık ağızlı Mersin balığı. Kuzey Amerika'nın kudretli Mississippi nehrinde keyifli bir gezinti yaptığınızı düşünün. Yüzeyin altında gözünüze bir şey çarpıyor. Size köpek balığını hatırlatan karanlık bir şekil. Bu canlılar köpek balıkları kadar ölümcül olmasalar da benzersiz ve oldukça korkutucu bir avlanma tekniğine sahiptirler. Avlarını yakalamak için dişlerine güvenmezler. Bunun yerine gölgeli derinliklerde gezinirken çenelerini inanılmaz genişlikte açarlar. Yollarına çıkan her küçük balık yutulur. Derin sularda açık çeneleriyle gezinen kürek balıklarının görüntüsü herkesin tüylerini diken diken etmeye yeter. Bu eşsiz yırtıcılar, köpek balıkları kadar büyük olmasalar da Mississippi'ye ekstra bir ürkütücülük katarlar. Vahşi timsah zargana. Göründüğü kadar çetin bir balık olan timsah zargana ile tanışın. Güney Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bu balık, timsah gibi iki sıra keskin dişlere sahiptir. Sudaki diğer balıkları ve küçük memelileri yer. Ama endişelenmeyin, genellikle insanları rahat bırakır. Oldukça büyüktürler. Boyları 3 metreye kadar çıkabilir ve 100 milyon yıldan fazla gibi çok uzun bir süredir buradadırlar. Her biri 94 yıla kadar yaşayabilir. İşin ilginç kısmı şu, yumurtaları insanlar için zehirli ama diğer balıklar için değil. Kimse bunun nedenini bilmiyor ancak bu su altının gizemlerinden sadece biri. Su altı yılanı. Hiç Asya'nın sularında sessizce pusuya yatmış bir nehir canavalı olan Burma pitonuyla karşı karşıya gelmeyi hayal ettiniz mi? Şöyle bir sahne hayal edin. 7 metrelik bir dev. Sadece bir yılan değil. Aynı zamanda usta bir yüzücü. Fare, geyik ve hatta timsah gibi her türlü avı gafil avlamaya hazır. Şimdi işin heyecan verici kısmına gelelim. Bu devasa yırtıcı 18 ay boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalmayı başarıyor. Metabolizma hızını %70 oranında düşürebiliyor ve bu sayede uzun süre yemeksiz kalıp büyümeye devam edebiliyor. Arkansas Üniversitesi'nden Marshall McHugh şöyle diyor. Bu hayvanlar enerji tasarrufu konusunda gerçekten çok iyiler. Bu kurnaz avcının bir stratejisi var. Suyun altında sabırla heykel gibi hareketsiz bir şekilde 30 dakikaya kadar bekliyor. Ardından yıldırım hızında bir hamleyle saldırıya geçip keskin dişlerini avına batırıyor. Ve güçlü vücudunu avının etrafına sarıyor. Ne korkunç bir sahne. Balıkçılar bu sinsi yırtıcılardan uzak dururlar. Neden mi? Çünkü menüsüne siz de girebilirsiniz. Sonrasında 1,5 yıl boyunca yemek yemeden durabilir. Bu kurnaz yırtıcıyı alt edebilir misiniz? Yoksa onun dikkatlice planlanmış avlanma yöntemine düşer misiniz? Dev vatoz. Ilıman denizlerin sığ kıyı sularında bulunan dev tatlı su vatozlarıyla tanışın. 1.8 metre genişliğinde 38 santimlik devasa bir iğneye sahip olan bir nehir canavarı. Bu iğne sadece bir iğne değil. Bu dev tatlı su vatozunun iğnesi, deri dokusunun ölüm çürümesi anlamına gelen deri nekrozuna neden olabilir. Bu durumun tek tedavisi hasarlı bölgelerin cerrahi olarak alınmasıdır. Nekroz, canlı dokudaki hücrelerin yaralanma, enfeksiyon veya toksinler gibi dış etkenler nedeniyle öldüğü bir durumdur. Vatozlar sinsidir, nehir yatağına karışırlar. Bu nedenle sıradan bir kulaç bile bu gizli tehlikeye dokunmanızla sonuçlanabilir. Sonrasında anında sokulursunuz. Bir çeşit su tuzağına düşmek gibi bir şeydir. Mantis karides. Bu gizli yaratıklar çarpıcı görünümleriyle dikkatinizi çekebilir ancak bunun sizi kandırmasına izin vermeyin. Hint ve Pasifik okyanuslarının ılık sularında bulunan mantis karidesi ile tanışın. Sıradan bir okyanus sakini değil, bir süper kahraman gibi ve yumruğu mermi kadar hızlı. Bu karidesi özel bir kolla hayal edin. Kabukları kırılabilecek ve hatta akvaryum camını çatlatabilecek yumruklar atıyor. Yani bunlardan birini akvaryuma koyacaksanız sağlam bir cam seçin. Dahası da var. Bazı mantis karideslerinin yumruk yerine mızrakları vardır. Yumruklamak yerine saplamayı tercih ederler. Bu da onları avları için daha da korkutucu bir hale getirir. Onları ekstra özel ve korkutucu kılan şey ise inanılmaz görme yetenekleridir. Mantis karidesleri ultraviyole de dahil olmak üzere birçok farklı ışığı görebilir. Suyun altında süper kahraman görüşü olmak gibi bir şey. Dolayısıyla biz onları ilginç bulduğumuz için sevsek de diğer sualtı canlıları bu güçlü yırtıcıların etrafında çok dikkatli olmalıdır. Yıldız burunlu köstebek.
Bu hayvana neden yıldız burunlu köstebek demişler sizce? Şu eşsiz burnuna bir bakın. Çok uçlu, etten bir yıldıza benziyor. Bu köstebekler Kuzey Amerika'nın ıslak ova bölgelerinde gelişir. Yıldız şeklindeki burunlarını yön bulmak ve avlanmak için kullanırlar. Avlanma tarzları da çok sevimli. Burunlarını yere koyarak bir saniyede 12 farklı yere dokunabilirler. Verimli. Peki bu burnu nereden almışlar? Muhtemelen atalarından. Bu köstebekler küçük omurgasızlarla beslenir. Bu yüzden onlardan korkmanıza gerek yok. Gönül rahatlığıyla etrafta zıplamalarını izleyebilirsiniz. Barreley balığı. Sırada çok çılgın bir hikaye var. Kemerlerinizi bağlayın. Dünyadaki canlıların ne kadar tuhaf olabileceğini bildiğimizi sanırız ama aslında bilmiyoruz. Pasifik sularında yüzeyin 500-800 metre altındaki aşırı derinliklerde bulunan bir derin deniz tuhaflığı olan Barreley balığıyla tanışın. Şimdi gözlüklü bir balık hayal edin ama bu sıradan bir gözlük değil. Bu balıklar lezzetli atıştırmalıkları tespit etmek için yukarı bakabilen veya potansiyel tehditleri algılamak için öne doğru çıkıntı yapabilen iki tane parlak yeşil göze sahiptir. Yerleşik radar sistemine sahip gibi düşünebilirsiniz. İşte bu noktada iş daha da havalı bir hal alıyor. Balığın kafası şeffaf ve sıvıyla dolu. Neden mi? Daha iyi görebilmek için. Ayrıca dikkatli hareket etmelerine ve suda neredeyse hareketsiz kalmalarına yardımcı olan büyük ve düz yüzgeçleri vardır. Dumbo ahtapotu. Disney ahtapotuyla tanışın. Hayır, bu bir Disney karakteri değil. Dost canlısı fil dostumuz Dumbo'nun kulaklarına benzeyen yüzgeçleri olan bir sualtı harikası. Bu ahtapotlar günlük yüzücülerden değiller. Karanlık derinlikleri seçerler ve yüzeyin en az 4000 metre altında gezerler. Konu romantizmi olduğunda iddialılar. Dumbo ahtapotları potansiyel bir eş bulduklarında ilişkilerini heyecanlı tutarlar. Dahası bu canlılar insan ağlarından kaçma konusunda profesyoneldir. Bu da onların gizemine cazibe katar. Şimdiye kadar kaydedilen en büyük ahtapotun boyu 177 santimdir. Mavi Deniz Tavşanı. Atlantikus, mavi ejderha olarak da bilinen mavi deniz tavşanı sadece 2,5 santim uzunluğundadır. Hint, Atlantik ve Pasifik okyanusunda bulunurlar. Ortalama bir serçe parmağından 2 kat daha küçüktür. Karnındaki hava kabarcıkları nedeniyle su üstü yüzer ve parlak mavi karnını sergiler. Ayrıca avcılardan kaçmak için kendini gizleyebilir. Parlak mavi üst gövdesi sürekli okyanus dalgaları tarafından kamufle edilirken gri alt gövdesi deniz yüzeyiyle birleşir. Bu aynı zamanda karşı gölgeleme prensibi olarak da bilinir. Mavi deniz tavşanının ilginç özelliklerinden biri de hem sperm hem de yumurta üretebilmesidir. Yani hermafrodittir. Bu da hem erkek hem de dişi üreme organlarına sahip olduğunu gösterir. Bir çift eşleştikten sonra suya yaklaşık 16 yumurta bırakır ve bu yumurtaların larvaya dönüşmesi yaklaşık 3 gün sürer. Cinsiyeti konusunda hala kafam karışık. Ve videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.